Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Ecevit Bıktım'la beraber ikisi bir arada ürünlere yakından bakıyoruz. İkisi bir arada ürünleri kimler tercih etmeli? Hangi ürünü kim almalı? İstiyorsan hemen söze başlayacağız. Evet, önce şunu sormak gerekiyor. Neden ikisi bir arada? Yani niye ikisi bir arada bir ürün tercih edilmeli? Ya şimdi biz kendimiz için baktığımız zaman, kendimize örnek vermek gerekiyorsa, biz sürekli gezen insanlarız ve sürekli notebooklarımız yanımızda. Bir anlamda mobil cihazlara bağımlıyız. Evet, aynen öyle. Telefonda belli bir süre sonra yetmiyor çünkü ekranı yetmiyor. Evet. Yine bir klavyeli bir ürüne ihtiyacım var. Ama bir uçağa bindiğin zaman, bir trene bindiğin zaman veya bir otobüste seyahat ettiğin zaman bir dizüstü sistemi çıkartmak biraz abes kaçıyor. Evet. O zaman da neye ihtiyaç duyuyorsun? Yine büyük ekranlı bir cihaza ihtiyaç duyuyorsun ve bu da tablet oluyor. Hı hı. Peki niye o zaman iki tane ürün taşıyalım ki bir tane almak varken? O bir tane üründe ikisi bir arada cihaz. Aynen öyle. Aslında iki ürüne birden para vermene gerek yok. Yani yok. Aynı işi yapan tek bir cihaz varsa. Aynen öyle. Tabi şimdi ama şunu da söylemek gerekiyor. İkisi bir arada şimdi satın alma diyoruz. Şunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabletler var, klavyeli tabletler var. O da esasında ikisi bir arada bir ürün gibi duruyor. Esasında ikisi bir arada bir ürün değil. Çünkü onlar klavyeli tabletler. Şimdi ikisi bir aradan farkı performansı. Evet. Çünkü tabletin performansı belli. Şimdi ikisi bir arada ürünlerde Intel'in 6. nesil Core M işlemcileri var. Ve bunlar gerçekten çok yüksek bir performans sunuyor. Ve bu yüksek performansı şöyle yapıyor, düşük güçte yüksek performans sunuyor. Düşük güç gerçekten çok önemli çünkü neye ihtiyacım var? Mobil olduğumuz için seyahat ediyoruz ve dolayısıyla bize çok büyük bir pil ihtiyacı var. Evet. Yani 8 saat belki yetmeyebilir, 10 saatlik bir pil ömrüne ihtiyacımız var. Evet. Bu yüzden özellikle düşük güç tüketen bir işlemci olması gerekiyor ki pilimiz hemen tükenmesin. Aynı zamanda da performansı da yüksek olmalı. Evet, bu da nasıl oluyor? İşte Intel'in 6. nesil Core M işlemcisi. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? İlk başlarda ona bir bakmak lazım. Hani Core M işlemcisi. İkincisi, bu ürün tablet mi, dizüstü mü, ikisi bir arada mı? Bunu zaten hemen anlaşılıyor. Örneğin Windows 10'lu bir işletim sistemli bir ürün olduğu zaman zaten ikisi bir arada oluyor. Çünkü genelde bu ürünler Windows 10 için özel optimize edilmiştir. Senin yaptığın bir mesela çıkarttığımız zaman direkt tablet moduna geçiyor. Evet. Taktığın zaman da direkt desktop moduna geçiyor ve direkt istediğin uygulamaları rahatlıkla çalıştırabiliyorsun. Yani bunu aynı zamanda tablet olarak da yanında taşıyabilirsin. Evet. Ve aynı zamanda klavyeyle de kullanabilirsin. Evet. Burada görmüş olduğun mıknatıs var. Aynı zamanda da klavyenin içinde bir pil var. Ve bu pil sayesinde batarya ömrünü de arttırmış oluyorsun. Tabii iki katına da arttırabiliyorsun. Tabii farklı tasarımlar var. Seninkisi mesela gerçekten güzel evet. bir tasarım. Ama böyle katlamalı tasarımlar var. Örneğin bu üründe olduğu gibi. Evet. Veya ekranı 360 derece dönebilen tasarımlar var. Bu tamamen kullanıcının isteği bağlı olarak değişen tasarımlar. Tabii burada şeyi de söyleyebiliriz. Yani ekran tercihi de önemli. Büyük ekranla mı çalışmak istiyorsun, evet. küçük ekranla mı çalışmak istiyorsun? Ekran üzerindeki çözünürlük, aynı zamanda klavyenin yapısı. Evet. Mesela burada bir ada tipi klavye görüyoruz. Dümdüz klavyeler de var. Mesela evet. bununla yazamayanlar onunla daha rahat yazabilir. Buradaki tercihi tabii deneyimlemek gerekiyor. Önemli olan size daha hoş gelen ürünü bulmak. Tabii bu da şimdi şununla biraz da geri gidelim. Hı hı. Çünkü bir, gene netbooklardan başlayalım, ultrabooklardan başlayalım. Netbooklar ilk zamanlarda çok ilgi görmüştü. Evet. Herkes böyle "Aa, çok güzel işte bunu taşıyabiliriz." Çünkü mobil bir cihaz, hafif evet, bir cihaz, evet. pili uzun gidiyor. Aynen ama nasıl bir sıkıntı vardı? Mesela belli bir kapasitenin üstüne çıkamıyordu. Belli evet. bir gigabaytlık bir RAM'in üstüne çıkamıyordu. Evet. Belli bir RAM belleğinin üstüne çıkamıyordun. Belli bir işlemcinin üstüne çıkamıyordun. Atom işlemciden başka bir işlemci evet. alamıyordun, satın alamıyordun. Ekran çözünürlüğü sınırlıydı. Ekran çözünürlüğü gerçekten sınırlıydı. Bu tabii ki bir başlangıçtı. Intel burada gerçekten kullanıcıları dinledi ve burada daha esnek bir yapıya geçti ikisi bir arada. Hı hı. Çünkü burada gördüğümüz gibi sendeki ürün de ikisi bir arada, bendeki ürün de ikisi bir arada. Dolayısıyla ne oldu? Daha büyük ekranlar, daha farklı tasarımlar, daha farklı işlemci seçenekleri hı hı. ve bellek türüyle de, bellek boyutuyla da istediğin gibi oynayabiliyorsun ki bu çok büyük bir avantaj. Bununla birlikte de herkesin yapmak istediği oyun oynamak. Evet. Herkes oyun oynamak istiyor.
Yeni nesil işlemcilerde 3D performansı %40-60 durumda bir önceki nesile göre. Bu esasında önemli bir avantaj. Eskiden ne yapıyorduk? İşte sadece web üstündeki oyunları oynayabiliyorduk. Şimdi bildiğin 3D oyunlarını rahatlıkla oynayabiliyorsun. 4K girdi hayatımıza. Evet. Şimdi bu yeni nesil işlemcilerle 4K işlemeyi %20 daha performanslı yapabiliyorsun. Bununla birlikte uygulamanın performansları, performans hızları da %17-60 durumda. Ne oluyor? Günün sonunda ne oluyor? İşte kullanıcı hem mobil, küçük boyutlu, ince, zarif, ağır olmayan bir ürünü istediği uygulamada çok rahatlıkla çalıştırabiliyor. Tabii ki ürünlerin üzerindeki işletim sisteminin de önemi büyük. Biliyorsun Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows 10'u tanıttı ve ikisi bir arada ürünler de buna çok hızlı adapte oldular aslında. Windows 10 ile birlikte hem tablet arayüzü geliyor hem de normal masaüstü arayüzü geliyor. Ve bu sayede kullanıcılar ikisi bir arada üründe istedikleri zaman tablet arayüzüne geçebilir. İstedikleri zaman da masaüstü arayüzü çok kolay kullanabiliyorlar. Ve eskisi gibi başlat tuşu da Windows 10 ile birlikte hayatımızda yerini aldı. Evet. Toparlamak gerekiyorsa ikisi bir arada ürünlerde şunlara da bakmak gerekiyor. İşlemcinin 6. nesil olması gerektiğini. Evet. Ekranın yüksek çözünürlükte sahip olması gerektiğini. Hı-hı. Farklı tasarımlar sahip olması, çıkartılabilir, dönebilen veya katlanabilen tasarımlar olması gerektiğini. Buradaki bellek miktarı, kapasite miktarı tamamen kullanıcıya bırakılmış durumda. Bu çok büyük bir avantaj. Buna ne kadar yüksek olması bu kadar daha önemli bir artı sağlıyor. Tabii bir de Windows 10 olması. Çünkü Windows 10 gerçekten bu ürünler için özel olarak optimize edilmiş. Senin dediğin gibi tablet modunda ayrı çalışabiliyor, desktop modunda ayrı çalışabiliyor. Multitasking özelliği çok daha gelişmiş. Evet. Ve günün sonunda da kullanıcıya düşük güçle, düşük güç tüketimle yüksekte bir performans sunuyor. Hemen araya gireyim sözünü kapatmadan önce tabii ki en önemli avantajlardan bir tanesi de fiyat avantajı. Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar yerine ikisi bir arada ürün aldığınız zaman büyük bir fiyat avantajına da sahip oluyorsunuz. Yani iki tane ürüne ayrı ayrı fiyat vermektense tek bir ürüne biraz daha düşük bir fiyatla sahip olabiliyorsunuz ve aynı işlemlere sahip olabiliyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir avantaj. Çok teşekkür ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda ikisi bir arada ürünlerini mercek altına aldık ve hangi çeşitte, hangi şekilde karşımıza çıktığını gözlemledik. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere.